Şimdi etkinlikten çıktık. Arazi yapalım dedik. Mahmut abiyle. Mahmut abi geldi 4 yıldan. Şimdi bir dağlara gireceğiz. Şuralara. Farklı yerler peşindeyiz. Geçen bir kere yine gitmiştik buradan. Güzel bir rota var. O rotayı devam ettireceğiz şimdi. Devam. Garip yollardayız. Tırmanış. Mekan süper. Senin lastiği acilen değiştirmen lazım. Sertleşmiş çünkü. Yok yok, daha tehlikeli o. Asıl tutması gereken ön lastik zaten. Biraz içinde kayarsa ne yapacaksın? Tutamıyorsun işte. Yere vuruyor seni. Asıl önemli olan ön lastiktir. Arka isterse yırtılsın, önemli değil. Ön lastik yeri tutmaya mecbur. Ama arka dönemde ön kadar değil. Aynen. Mekan çok iyi ama tam dağ bisiklet parkuru. Mesela bu tür yerlere gidebilmeniz için biraz korkmayıp kaybolmayı göze almak gerekiyor. Burayı ilk bulduğumuzda mesela bilmeden daldık. Nereye gidiyor bura diye. Eğer korkarsan bulamazsın. Diyorlar ya, hani soruyorsunuz şu o zaman. Nereden buldun burayı diye. Giriyorum ya. Bilmeden giriyorum. Kaybolmayı göze alıp giriyorum. O da işe zevk veriyor zaten. Eğim koptu. Aynı gösteriyor hep. Değişmiyor. Abi bunun sıfırı çıkıyor mu? Baktın mı hiç? Yani piyasada var ama Türkiye'de. Çünkü fiyat performans ürünüydü bu. Ama şu an var mı bilmiyorum. Zaman 18'i gördüğümde 26 diyordu. Sonradan baktım 24. Çüş. Oha. Bir tane M bedeni sanki. Bir tanesinin beyaz çift süspansiyon bedeni çıkartmışlar. Yine Türkiye'de yok da. Beyaz renk, full süspansiyon. Güzel de bir şey var. Evet. Değişik yol orada, gitmeye devam. Yol yok gördüğünüz gibi. Pek de kullanılan bir yer değil. Otun çöpün içinde gidiyoruz. Birazdan daha garip yerler var. Oralar daha da güzel. Bisikletim çizilir diyen gelmez yani böyle bir yere. Bazı arkadaşlar pimpirikli oluyor böyle. Ay bisikletin çizildi, ay şu oldu bu oldu diyorlar. %90 lastik patlatırız çünkü her yer diken. Sıkıntı yok, yaparız. Eğleniyoruz. Güzel ortam. Yalnız yine yiyecek bir şey almayı unuttuk abi. Öyle mi? Güzel. Açlık krizine girersek iyi.
En son Kadirli'den gelirken o açlığı yaşayınca yemin ettim cebimde yemeksiz gezmem diye. Böyle bir şey yok ya. Güç sıfırladı abi. Dibe vurdum. Patladım yani. Yani de acıkmadan yemek lazım. Aynen aynen. Dibe vurduğum zaman tekrar hiçbir şey etkilemiyor. Abi dibe vurdum. Sonra petrole gittim. Ne kadar kötü yiyecek varsa. Kola, çikolata, kek, mek, hücum. Gömdüm ne varsa peş peşe. Benim olar hayleyler havalarda uçuştu. Yine de az bir şey toparladı işte eve gelince. Şöyle böyleydim yani. Gide geldim evde yedim. Çok acıkmıştım ya. Ama temkinli olmakta fayda var. Tabii cart diye gidebilir yani. Şunların hepsi diken. Değdiği yeri çiziyor. Da. Evet, yola çıktık. Rüzgarlı da almayı unutmuşum ama inşallah pat küt yapmaz bu şey. O nereye gidiyor acaba ya? Neyse, sonra deneriz. Bir çek. Yerinde mi yerinde? Düşünmemiş. Güzel. Bazen böyle yerlere telefon şeyini açık unutuyorum fermuarını. En son dumanla yerine düşürmüştüm. Bir sağlığını aramıştım. Sürprizlere. Hiç hazır değilim şu anda. Yok kameranın, rüzgarlı aparatını unutmuşum.
rüzgar olabilir. Kusura bakmayın. Pedal kaldır abi. Eşit pedal girersen savurur. Ayağını yere sapla şöyle. Döndüğün yönün zıttına. Derinmiş. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel ya. Uçuşlarım seni mutlu etti mi? Giderken benim havalandığımı görebiliyor musun abi? Ya odaklanabiliyor musun öyle? Görebiliyorum. Ama senin videolarda o hiç anlaşılmıyor. Yani gerçekten anlaşılmıyor ya. Yani normalde senin o hareketleri yaptığında sen videolarda... İşte bunun şöyle olması gerek aslında. Kameranın sende olması lazım. Bir de bana böyle sıfır gelmen lazım kuyrukta. Dediğin yer burası mı? Ha, tamam, oradan yol yok abi. Gidiyor da ileride bitiyor yol. Yine mükemmel bir alan. Sevdiğim yerlerden. Şu aktarıcı gitmeyeyim ya. Şangırtamasın bari.
savrulsun diye yan veriyorum, savrulmuyor. Olabilir. Diken vardı. Ya full süspansiyon resmen inme zevki veriyor. Sıkılmıyorsun iş yaparken. Korku da vermiyor. Çünkü her türlü engeli içeri alıyor. Absorbe ettiği için, yok ettiği için sen korkmuyorsun. Bir şey olmuyor. Dropper'ı da indiriyoruz biraz. Bu da daha iyi bir kontrol sağlıyor. Full indirmiyorsun. Full indirirsen boy uzun denge kaybı yaşatır çünkü. Biraz indiriyoruz. Bacaklar tam kapanırsa o zaman şey olur. Ama çok yüksek de atlama denemesi yapacaksak full indiriyoruz ki çok öne doğru kalkarsa, arka kıç kaldırırsa popoyla vurup indiriyorsun. Yani kadroya denge sağlamak için dropper'ı indirmek gerekiyor. Hiç. Mükemmel bir parkur.